tahinli beyaz çikolatalı bir profiterol yapıyoruz. Şimdi pataşu hamuruyla başlayalım isterseniz. 250 ml su, 3 yemek kaşığı süt, 1 parça tuz, 110 gram tereyağı. Tereyağını eritiyoruz. Evet, bu şu hamurunu yaparken dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi ise böyle yanmaz yapışmaz bir tavada yapmanız. Böylelikle hamurunuzun dibi tutmayacaktır. Çok daha rahat bir şekilde pişiriyor olacaksınız. 200 gram unumu ilave ediyorum. Unu ilave ettikten sonra güzel güzel karıştırmak gerekiyor. Unu ekledikten sonra güzelce karıştırarak pişirmek gerekiyor. Hiçbir un partikülünü görmememiz gerekiyor bu aşamada. Hafiften dibi tutana kadar bir 3-5 dakika kadar pişireceğiz. Böylece pürüzsüz, çok güzel, çok lezzetli pataşularımız olacak. Yani profiterol toplarımız. Evet, şu hamurumuz pişti. Bu pişen hamuru bir 10 dakika kadar dinlendireceğiz. Sonrasında yumurtaları tek tek ilave etmeye başlayacağız. Şu hamurumuzu kenara aldık. Yumurtaları tek tek ilave ediyoruz. Şu hamurumuz hazır. İsterseniz böyle bir sıkma poşetine veya benim kullanacağım gibi bir buzdolabı poşetine doldurabilirsiniz. Bunun için de bir tane sürahiden yardım alıyorum. Sıkma torbamın içerisine dolduruyorum. Pataşuları tepsiye sıkıyoruz. Pataşuları sıktıktan sonra üzerlerine bir miktar su damlatıyor olacağız. Şöyle parmaklarımı ıslatıyorum ve üzerlerini elimle düzeltiyorum. Pataşularımızı 180 derecelik fırında 20-25 dakika pişiriyoruz. Evet, pataşular fırında pişerken biz de sizinle bunun kremasını yapıyor olalım. 600 ml süt, 40 gram nişasta, yani 3 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı un, 120 gram toz şeker, 2 adet yumurta. Güzelce karıştırıp ocağın altını açıyor olacağım. Evet, şimdi ocağın altını açıyorum ve pişirmeye başlıyorum. Evet, muhallebimiz pişti, kenara aldım. Şimdi içerisine tereyağını ilave edeceğim. 30 gram tereyağı, 1 paket vanilya. Güzelce karıştıracağım. Krema ılındıktan sonra 150 gram tahin. Güzelce karıştırıyoruz. Tahinli profiterol için şimdi geldi sıra çikolata sosunu yapmaya. Beyaz çikolatalı ve tahinli bir sos yapıyoruz sizlerle. 300 gram krema. Kremayı şöyle bir ısıtıyoruz. Hafif kenarlardan köpüklenmeye başladığı zaman altını kapatacağız. Evet, kremamız ısındıktan sonra kenara alıyoruz. Kenara aldığımızda içerisine
300 gram beyaz çikolata ilave ediyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz. Beyaz çikolatayı çok dikkatli kullanmanız lazım. Aksi halde kesilecektir. Kesildiğinde birkaç yemek kaşığı soğuk kremayla toparlayabilirsiniz. Çikolata ve kremayı karıştırdıktan sonra 150 gram tahin. Tahini de güzelce karıştırıyoruz. Pataşuların arka kısmını parmağımızla deliyoruz. Ve şöyle kremadan sıkıyoruz içerisine. Üzerine tahinli beyaz çikolata sosunu döküyoruz. Antep fıstığı dökerek servis ediyoruz. Tahinli puroftrolümüz hazır. Afiyet olsun.